Merhaba Sebastian, beni özledin mi? La 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 la, hadi oynayalım. Hadi köpekçik, gel de oynayalım. Unutmayın, köpek insanın en sadık dostu olarak bilinir. Ama neyi gerçekten biliyoruz ki? Bütün köpekler insanoğlunu en ciddi tehlikelerden koruyan gizli bir örgüte üyedir. Bunlar onların heyecan dolu gerçek hikayeleridir. Casus köpeklerin gizli dosyaları. Tatlım, bu sabah öğle yemeğini almayı unuttun. Evet biliyorum anne, ama okulda yiyecek bir şeyler buldum. Köpek Zero lütfen, acil bir durum var. Sahibimin ortalıkta dolaşmadığı günlere bayılıyorum. O zaman gerçek aşkım olan yemekle ilgilenebiliyorum çünkü. Muhteşem olmuş, çok iyi. Ha, bu da ne şimdi? Telefonum çalıyor, acil olmalı. Ajan Noodle, köpek zora konuşuyor. Korkunç bir ses duyuyorum. Affedersiniz. Şalteri açayım. Böyle iyi. Bu aletlerin nasıl kullanıldığını hiç anlamadım. Ajan Noodle, sim altında korkunç şeyler oluyor. Çocuklar korkunç yaratıklara dönüşüyor. Bu nasıl olur? Çok korkunç. Nasıl bilemiyoruz ama yaratıklar çocukların yemeğine bir şeyler karıştırıyor. Tam bana göre. Ajan Noodle'ın çok iyi bildiği tek şey yemektir. Affedersiniz aşçı bayan. Ama bir fare yemeğimin bir kısmını yedikten sonra kıvrılıp yattı ve uyumaya başladı. Ve gerçekten çok güzel uyuyordu. Gerçekten. İşte genç bayan. Onun yerine sana enfes bir yeşil jöle veriyorum. Yeşil jöle mi? En sevdiğim şey. O yeşil jöleden ben de alabilir miyim? Plan çok iyi işliyor. Önce şunu halledeyim. Ahbap, sakın buraya yapma. Affedersiniz. İşte orada bir şeyler oluyor. Evet, bu çok trajik. Şuraya bak. Bu okulda çok tuhaf şeyler oluyor. Evet, bunun farkındayım. Bu nasıl olur? Bu yaratıklar okulu ele geçirmişler. Doğru. Gidelim. Rathenus'e, biz içerideyiz. Lütfen en kısa söyler misiniz? İkizler gibi giyinmenin gizlenmek için iyi bir fikir olduğunu hiç sanmıyorum. Şimdi söylüyorlar. Çocukları bu iğrenç şeyine dönüştürüyor olmalılar. Hayır, bu normal öğle yemeği. Tabii şunun dışında. Bu mu? Yenebilir gibi görünüyor. Tamamen. İşte jöledeki yaratığa dönüştüren enzimler burada. Şimdi, çocukların uzak durması için bu jölenin tadını berbat bir hale getirmek zorundayız. Bu yeşil jöleyi sen yapsan iyi olur. Ben yardım edemem. Yalnızca tadına bakabilirim. Bu bana göre bir iş değil. Şimdi, bu yeşil jölenin yaygınlaşmasını önlemek zorundayız. Çocuklar uzak durmalı. Belki de terli çorapların özünü çıkarmalısın. Ya da masaya yapıştırılmış çiğnenmiş sakızın. Ayak parmağı tırnakları da olabilir. Burun topağı, koltuk altı teri ya da diş etlerinin arasında birikmiş tatara ne dersin? Söyle bakalım. Hayır, yeterince iyi değil.
Bize gereken şey... Aha! Bir parça havuç ve tabii kereviz. Çabuk ol, saklan! Oh, çok şanslıyım. Jöleler çoktan hazırlanmış bile. Jöleler hazırlanmış ama ben yaptığımı hatırlamıyorum. Belki de jöle perileri yapmıştı. Evet, jöle perileri olmalı. İlginç bir koku. Görünüşü güzel. Acaba tadı nasıl? Güzel görünüyor ama neden havuç ve kereviz kokuyor? Yeşil jöleden pek hoşlanmadılar galiba. Ama bu yeşil jöleyi yemezlerse yaratığa dönüşemezler ki. Aha. Ay, ajan köpekler. Yakalayalım. Hayır hayır hayır, sufleyi atma, sufleyi atma lütfen. Oy. Barbarlar. Yep. Nodun, atla. Merhaba, müdürü aramıştım. Ben öğrenci velisiyim. Sanırım okulunuzda çok garip şeyler oluyor. Kafeteryada. İlginizi takdir ediyorum. Bu arada siz kimsiniz? Burada neler oluyor? Bunu aşçı bayan başlattı. İkiniz de kovuldunuz. Gidin buradan. Aşçılardan kurtulduk. Evet ama kafeteryada hala bir sürü çocuk yaratık var. Onları değiştirmek zorundayız. Fazla yerimiz var ama çocuklara nasıl yedireceğiz, söyler misin? Bunu bana bırak. Genç damaklarına göre enfes bir yemek hazırlayacağım. İşte bitti. Sote salyangoz, kızarmış uçan balık yumurtası, çiğ istiridye, Brüksel lahanası, karaciğer ve lima fasulyesi. En popüleri de çiğ ahtapottur. Evet, harika olacak. İnanamıyorum. Bu acılı tuhaf yemekler de ne böyle? Evet, beceriksizler. Beceriksiz mi? Beceriksiz neymiş ona göstereceğim. Suratının ortasına şu yemekleri atayım. Önemli değil kabay. Amacımız onlara yardım etmek. Denedim. Bu mutfaktaki yenebilecek her şeyi kullandım. Burada yiyecek başka bir şey kalmadı. Bunlar var, bak. Biftek tüpleri mi? Bu silindir meremler de ne böyle? Sosis mi? Bunlar olmaz, işe yaramazlar. Çok güzel kokuyor. Tamam, nedense yemeğini beğendiler, evet. Fakat panzehiri nasıl vereceksin, söyler misin bana? Kolay. Ketçapsız sosisli sandviç asla olmaz. Hey! Bunun içine fazladan kuyruk yağı mı koydular acaba? Harika olmuş. Evet, bu sosisli sandviçin inanılmaz bir tadı var. Çok lezzetli. Ketçap mı? Tabii ki ketçap olmalıydı. Yaratıkları burada durdurabilirdik. Kim bilir, daha kaç okulda faaliyetliler. Her yerde olabilirler. Bütün köpekleri alarma geçirmek zorundayız. Haklısınız aşan köpekler. Yaratıklar her yerde olabilir. Tehlikeli yaratık enzimleri nişasta gevreğinde de olabilir. Hamburger köftesinde de. Ancak siz durdurabilirsiniz. Tepsiye bakın aşan köpekler. Tepsiye bakın. Pazar pazar pazar. Heyecan veren ürperten yarışmamız sürüyor. Siz köpek yarışmanı şimdi devasa kar arabasının önündeki arabaları parçalamasını, kırıp dağıtmasını izliyorsunuz.
ve 6 metre uzunluğundaki dev penguenin ateş püsküren nefesini sakın kaçırmayın. Onun içinde kimse yok. Dev gösteriler burada. Ay, şuraya bak. Harika bir şey bu. Muhteşem değil mi? Kuzeyin buzlu havasında kendimi çok güçlü hissediyorum. Canımı acıttın ama bunu bir daha yapma. Evet, çok güçlüsün. Şimdi uzun zamandır beklediğiniz an geldi. Güç, güç, güç. Kızak köpeklerinin gücü. Aydı Tart yarışı birazdan başlıyor. Aydı Tart. Hiç özlemedim. Aa, şunlara evet, bak. Evet, çatçı orada. Kazanma şansı çok yüksek. Bu adam, bu iri yarışmacı da kim bakalım? Bir dakika. Tuhaf bir koku alıyor. Katastrof. Bu kızak kedi dolu. Diğerlerini uyarmak zorundayım. Söyler misin neler oluyor? Bu katastrof. Takip edelim Chachi. Çek Chachi, çek. Onu durdurmak zorundayız. Çek, çek. Siz emrisinler. Vazgeç katastrof. Ne kanıtlamaya çalıştığını anlayamıyorum. Kanıtlamak mı? Sana ne kanıtlamaya çalıştığımı söyleyeceğim. Çek! Size ait bir oyunda sizi yenerek. Çek! Daha iyi olduğumu kanıtlayacağım. Daha hızlı çek! Kediler üstün yaratıklardır. Ve sonunda sizin türünüzden intikamımı alacağım. Benim güzel kuyruğumun başına gelenlerin hesabını soracağım sizden. İntikam alacağım. Çek! Yıllar sonra hala kuyruğunu mu düşünüyorsun sen? Hiçbir zaman unutmayacağım. Bu yıllar önce olmuştu. Hepsi bir film şeridi gibi aklımda. Türünüzden iki acımasız zalim peşime düşmüştü. Eminim bir nedeni bile yoktu. Nereye gideceğimi bilemeden koştum ve sallanan koltuk testi binasına dalıverdim. Hayır, oraya girme! 5000 tane sallanan koltuk Bay Köpek. Ve inan, sallanan koltukların hepsi mükemmel çalışıyordu. Anladın mı beni? Sizi aptallar. Şimdi ben Kalastrof, sizin o değerli aptal kızak yarışınızı kazanacağım ve sonsuza kadar bundan utanacaksınız. Bu kez beni durduramazsınız. Öyle olmayacak. Seni yeneceğiz. Bunu ancak rüyalarında görürsün köpek. Ralf'ten köpek Zero'ya. Aydart köpek yarışındayız ve katastrof... Biliyorum Ralf. Engis ve Nodul iş başındalar. Sanırım bu köpek yarışının bizim için ne anlama geldiğini söylememe gerekiyor. Bu kedinin yarışı kazanmasına izin veremeyiz. İyi şanslar. Daha hızlı olmalısınız. Onu asla yakalayamayacağız. Üzülme Ralf. Üstesinden geleceğiz. Gösterecek yeni numaralarımız var. Hadi be. İdare sen de Ralf. Şaka tutun. Geliyoruz. Keskindik. Buzlara biç. Au! Dikkat edin. Ay! Au! Ya! Au! Kilitlendi ve yüklendi. Artık hazır. Şimdi kestirme bir yol açalım. Evet. Eğer kızlarınızın başka becerileri varsa şimdi tam zamanı çocuklar. Hadi. Geliyor Ralf. Şimdi şu ağaçları seyret. Oy. Ve
Ben bu gizli silahı kullandıktan sonra yarışta bir tek kedi bile kalmayacak. Evet, sanırım artık yolun sonuna geldiniz Bay Köpek. Keskin diş, çabuk bizi buradan götür. Roketin bozulması umurumda değil. O zaman kıza çekeriz. Çek 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 çek. Hemen gidelim buradan. Kancayı bana at. Katastrofun roket kızağını oyundan çıkarıyorum. Şimdi ayaklarınızla yarışabilirsiniz. Dur biraz, dur. Kimsin sen? Kimsin? Ya bu esrarengiz köpekte gerçekten tanıdık kişiler sizinliyorum ben. Evet. Hadi harfacele edin. Ben keçileri inatçı bilirdim. Ama bu köpekler en az onlar kadar inatçı. Keskin diş. Son vuruşu yapmanın tam zamanı. Hak ettiğimi alacağım. Buna hiç kimse engel olamayacak. Şimdi... Çek, 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 çek! Patilerinizi kullanın sersemler, patilerinizi! Neden ben? Neden? Hadi, yarışı kazanmak üzereyiz. Hayır, bu olmalarına seyirci kalamayız. Bu bizi onların seviyesine indirir. Ya da Angus'ın. Hadi! Teşekkür ederim Bay Köpek. Bu davranışınıza nasıl karşılık vereceğimi bilmiyorum doğrusu. İzin verin sizin için bir şeyler yapayım. Keskin diş, halat. Size iyi günler. Yarışın sonuna geldik. Çok üzgünüm. Hadi gidelim. Görüşürüz. Çekin aptallar, çekin. Artık kıza çekmemiz imkansız. Çabuk olun. Finale varmak üzereyiz. Çok kısa sürdü ama mükemmel bir iplik yumağı hazırladım. İplik mi? İplik olmak zorunda mıydı? Sizi sersemler kazanmaya çok yaklaşmıştık. Hayır, hayır. Söylediğim gibi yarışta bir tek kedi bile kalmadı. Yarış çizgisine ulaşsak bile... Bizi idare eden bir insan olmadıkça kazanamayız ve kızakta bir insan yok. Hayır, kızağın içinde sahibim duruyor. Kargaşa da onu kızağa koyduğumu unutmuşum. Tebrikler, çok iyisiniz. Neler oluyor? Neler oluyor burada? Işıkları kim kapattı? Kazandın, sen kazandın, sen! Şampiyonluğunuzu yürekten kutluyorum. Şampiyon, şampiyon, şampiyon! Ben mi kazandım? Ben kazandım. Bu muhteşem. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl başardınız? Sırrınız nedir acaba? Hayal meyal hatırlıyorum. Bu adrenalin olmalı. Sanırım öyle. Erkek adrenalini. Bu yarış bence en iyisiydi. Bunu tekrar söyleyebilirsin. Ama Scribble'ı gördün mü? Buralarda olmasını söylemiştim de. Bu iğrenç pislik de nedir bu? Köpeklerin çiğnenmiş iğrenç şeyleri sevdiğini herkes bilir. Ay kulübünün dağıttığı iğrenç şeyler listesinde her ay her biriyle evinizde oynayabileceğiniz iğrenç şeyler var. Ocak, öküz kuyruğu, Şubat, kullanılmış kahve filtresi, Mart, eski bir çorap ve tatil zamanlarının vazgeçilmez jimnastik şortu.
Kendinize alın ya da hediye edin. Ay kulübünün iğrenç şeyleri sizin için. Bugün katılın. Gerçekten iğrenç. Şekerim, ben evdeyim, yiyeyim. Yemekte ne var, var, var? Bana biraz şu sıcak patates püresinden ver, ver, ver. Oturacağım. İskemlem nerede, nerede, nerede? Günün nasıl geçti, titi? Ayaklarım dondu, du, du. Şuna bak, inanmak için görmek zorundasın. Ayak parmaklarımda da, da, da. Evet, sıcak buharlı bir banyo yapacağım, yapacağım, yapacağım. Gücümü toplamak için horlayarak uyuyacağım. Bana bir öpücük ver, ver, ver. İyi geceler, iyi geceler, iyi geceler.